Teşekkürler. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Risk Yönetim Derneği Adil Uzmanlık Grubu adına öncelikle sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Ben Mehmet Ali Özgüden, B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Tehlikeli madde güvenlik danışmanıyım ve Adil Uzmanlık Grubu üyesiyim. Bugün Risk Yönetimi Derneği Adil Uzmanlık Grubumuzun ve 2021 yılı ilk webinarımızda tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi nedir? Hangi görev nerede başlar? Nerede biter? Konu başlıklı webinar hakkında konuşacağız. ADR Uzmanlık Grubu Başkanımız Sayın Çiğdem Eren bize bu konuda deneyimlerini ve birikimlerini aktaracak. Bu etkinlikle ilgili olarak öncelikle Risk Yönetimi Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Etkinlik organizasyonunda emeği geçen Risk Yönetimi ADR Grubu üyelerine teşekkür ediyor ve keyifli bir etkinlik olmasını diliyoruz. Etkinliğimize başlamadan önce etkinliğimizin sağlıklı ve verimli ilerleyebilmesi adına birkaç önemli kuralları sizlere hatırlatması adına sözü Emrah Bey'e veriyorum. Merhabalar, tekrardan herkes hoş geldi. Herkes hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. Emrah Güngör, B sınıf iş güvenliği uzmanıyım. Tehlikeli madde güvenlik danışmanıyım. Öncelikle çevrim içi gerçekleştireceğimiz söyleşi kapsamında kişisel verinin korunması kanunu ile ilgili olarak mevzuat uyarınca gerekli tüm yükümlülüklerin katılımcılarımız tarafından kabul edildiğini öngörüyorum. Söyleşimiz kapsamında kameralarınızı ve mikrofonlarınızı kapalı tutmanızı, ayrıca sizlerden kayıtlarımızı ve söyleşi sonrasında sizlere ulaşabilmemiz adına kullanıcı isimlerinizi isim ve soy isim şeklinde tam olarak yazmanızı rica edeceğim. Bunun için ekranın sağ üst köşesinde 3 nokta olarak belirtilen butonu kullanarak isimlerinizi değiştirebilirsiniz ya da chat bölümündeki teknik masadaki arkadaşlarımıza isimlerinizi bildirebilirsiniz. Arkadaşlarımız bu konuda size yardımcı olacaklardır. Bunun dışında etkinlik süresince herhangi bir aksama ve aksaklığa yol açmamak adına İsim ve soy isim tam olarak yazılmamış olan katılımcıları üzerek dışarıya almak zorunda kalacağız. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Etkinliğimiz sırasında sorularınızı chat bölümünden yazabilirsiniz. Çiğdem Hanım sunumunu ve konuşmasını bitirdikten sonra son 15 dakika içerisinde sorularınız kendisine yönetilecektir. Gerekmedikçe sizlerden chat'i kullanmamanızı rica ediyorum. Bu konuda gerçekten hassas olmanızı ayrıca istiyorum. Biz de Mehmet Ali Bey ile kendisine sorularımızı aktaracağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Risk Yönetim Derneği olarak içinde bulunduğumuz şu zor günlerde yine evde çalışmalarımızı yürüttüğümüz, tabii ne kadar kaldığımız tartışılır ama yine de hayatımızı yürütmek, dayanışma içerisinde olmak, mesleki gelişimimizi ve dayanışmamızı arttırmak adına tüm etkinliklerimizi gelecek aylarda da değişik konu başlıkları ve katılımcılarla devam ettirmek istiyoruz. Uzmanlık grup çalışmalarımızda bu kapsamda da destek veren üyelerimizin önerilerini ve çabalarıyla oluşturulacak etkinlikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sözü son defa uzatmadan Çiğdem Hanım'a bırakmak istiyorum. Çiğdem Hanım, çevrim içi söyleşimize hoş geldiniz. Kendinizi tanıtarak başlamanızı rica ediyorum. Buyurun hocam. Merhabalar öncelikle herkese. Çok memnun oldum. Adım Çiğdem Eren. Çevre Yüksek Mühendisiyim ben de. Şu anda aktif olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve bu konuda eğitmenlik yapıyorum. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Yaklaşık bir 20 yıl kadar sanayide farklı sektörlerde bu konular hakkında hizmetler verdim. Şimdi de danışman olarak dediğim gibi devam ediyorum. Biz ADR uzmanlık grubu olarak en önemli gördüğümüz konulardan biriyle başlamak istedik webinarlarımıza. Bu konuyla ilgili diğer arkadaşlarım ve ben sahada sorunlarla karşılaşıyoruz. Kendimizce çözmeye çalışıyoruz. Naçizane sizlerle de paylaşmak istedik. Öncelikle birazcık netleştirip ortamı, görevlerle ilgili biraz diğer görevler hakkında çok fazla bilgisi olmayan arkadaşlara konuyu birazcık daha açıp onun ardından birazcık da sahadan karşılıklı bilgi alışverişi yapmak istedik. Sunumumuz sonunda birkaç tane sahadan fotoğraf olacak. Bunlarla ilgili sizlerin de yorumlarını rica edeceğiz. Arkadaşlarımın bahsettiği gibi kısmından yorumlarınızı yazarsanız çok memnun oluruz. Eminim bizim de sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Konumuz tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi. Çok fazla temasta olan bu üç
profesyonelin görevleri nerede başlar, nerede biter, sahada nerelerde bir araya geliyoruz, sorunları nasıl birlikte çözeriz, bunları tartışacağız. Bunlardan en çok herhalde en yeni olan TMG'de, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı konusu diğerleri tarafından az bilinen bir konu. Ona daha fazla vurgu yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. Sunum içeriğimizi şöyle şekillendirdik. Öncelikle konunun önemiyle ilgili kısa bir girişten sonra bu üç uzmanlık alanı ile ilgili tanımları yapacağız. Konuyla ilgili kısaca ilgili yönetmelik ve tebliğden bahsedeceğiz. Bu görevlere sahip olmak için ön şartlar nelerdir konuşacağız. Görevlerle ilgili biraz mevzuat dikkate alınarak detaya gireceğiz. En sonda dediğim gibi birkaç fotoğraf üzerinden sizlerin de yorumunu alarak örnekler vermeye çalışacağız. Öncelikle konu neden önemli, neden dikkatimizi çekti, bundan bahsedelim. İş yerlerinde ilgili profesyoneller arasında koordinasyon sağlanması ve işin sorunsuz olarak yürütülebilmesi açısından bir ihtiyaç tespit ettik. Çünkü ister istemez farklı pencerelerden baksak da aynı alanlarda birbirimize temas ederek çalışıyoruz. Bununla ilgili örnekleri göreceksiniz zaten. Bir şeyi birkaç kere üzerinden geçmek yerine birlikte sinerji yarattığımızda çok daha verimli sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. İkincisi, biraz değinmiş oldum, görev çakışmaları ve gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması, verimin arttırılması ile ilgili bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Görev tanımlarının net olarak yapılmasıyla birlikte. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi de hukuki sürece yol açabilecek durumlarla ilgili olarak görev sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı var. İster istemez tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı aramızda görev açısından en yenisi olduğu için ve bu alanda iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi kökenli insan çok fazla olduğu için bazen görevler sanki birbirine geçiş yapıyor. Tehlikeli madde güvenlik uzmanlığı danışmanlığı yaparken bazen iş güvenliği ile ilgili bir şeyler de araya karışabiliyor veya çevre ile ilgili mevzuat girebiliyor. Bu ayrımı hukuki anlamda doğru yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Başlarken bu bahsettiğimiz üç görevle ilgili olarak ben bu puzzle'ı, bu yapbozu yakıştırıyorum. Biz birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Yani tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi sahada sırt sırta çalışan üç tane görev, üç tane profesyonel. Hatta sembol isabet olduğu dört tane yapboz parçası görüyorsunuz. Ben arkadaşlarla sunum öncesinde konuşurken dedim ki sanırım o dördüncü parça da geliyor, kimyasal değerlendirme uzmanlığı olacak. Bunun dördünün birlikte temas halinde, koordinasyon halinde çalışması durumunda çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yine girerken baz aldığımız mevzuattan bahsedeceğim size. Üç ayrı görev için üç farklı bakanlığa bağlıyız. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığıyla ilgili görevimizi anlatan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkındaki tebliğimiz var. 2014 yılında yayınlanmış durumda, şu an aktif. Yalnız şu anda taslak halinde bir yönetmelik olduğunu da söylemek isterim. Yönetmelikte çok daha yani bir adım sonrası düşünülerek hazırlanmış daha kapsamlı bir yönetmelik gelmekte olduğunu da şimdiden söyleyeyim. Çevre yönetimi hizmetleri hakkındaki yönetmelik çevre görevlisinin tanımını ve görevlerini net olarak çiziyor. 2019'da yayınlanmış olan bir yönetmelik bu. Ve iş güvenliği uzmanlığı konusunda da iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik var. Bu da 2012 yılında yayınlanmış ve şu anda yürürlükte. Tanımlarına bakmak gerekirse konuyu biraz daha açmak adına, tehlikeli madde güvenlik danışmanı biraz önce bahsettiğim tebliğ de şu şekilde tanımlanmış. Tehlikeli malların karayolu ile gönderilmesi veya taşınması veya
ilgili paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu, bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi. Çevre görevlisinin yönetmelikteki tanımı, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca, denetime tabi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikinci düzenlemelere uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip görevli veya çevre mühendisi. İş güvenliği uzmanının ise yönetmelikte, diğer bir yönetmelikteki tanımı şöyle: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı. Görüldüğü üzere TMGD ve çevre görevlisi biraz daha somut olarak çerçeveyi çizmekle birlikte belki de görev tanımı çok daha kapsamlı olan iş güvenliği uzmanının tanımı oldukça geniş bırakılmış. Bağlı bulunduğumuz bakanlıklar şöyle: tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, tanımdan da görüldüğü üzere daha çok sevkiyatla, taşımacılıkla ilgili bir konu. Dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıyız. Çevre görevlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, iş güvenliği uzmanı ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na raporlamakta. Üçünün de sertifikalandırılmış uzmanlık alanları olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla belli bir eğitim alarak, sınava girerek 70 puan üzerinde aldığımız durumda bu sertifikaya hak kazanıyoruz. 5 yıl geçerli olan sertifikaya. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığında mevzuatta eğitim 64 saati temel, yani karayolu olarak belirlenmiş. Karayolu temel eğitiminin sertifikası alındıktan sonra, sınavda başarı sonunda sertifika alındıktan sonra demiryolu ve denizyolu sertifikası da istenirse, o konuda da danışmanlık istenirse artı 42 saat daha eğitim alıyoruz ve tekrar sınava giriyoruz. Çevre görevlisi konusunda ilginçtir, herhangi bir sınırlama yok. Bakanlık uygun gördüğü şekilde bunu belirliyor. Eğitim süresini yönetmelikte belirtmemişler. İç güvenliği uzmanlığında ise bildiğiniz gibi 180 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere toplamda 220 saatten az olamaz denmiş. Gelelim mesleki ön şartlara. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığında fen ve mühendislik alanlarından lisans mezunu şartı var bir kriter olarak, ki sanırım üçünde de temel ortak nokta bu. Veya diyor, tehlikeli madde ve güvenlik programı veya bölümü ön lisans mezun olma şartı var sınava girebilmek için. Çevre görevlisinde öncelikle çevre mühendisliği bölümünden mezun, lisans mezunu veya bu alanda yüksek lisans yapmış olma şartı. Bununla birlikte diğer mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor sınava girmek için. İş güvenliği uzmanlığında yine mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman olma şartı var. Teknik elemanın tanımı da şöyle yapılmış: teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları. Raporlamaya gelince, üç farklı görevde
Yine 3 farklı bakanlığa raporlama yapıyoruz ve tabii ki işletme yönetimlerine. TMG'de de yıllık faaliyet raporlarımız var. Her yıl bakanlığa sunduğumuz bir rapor. Mart ayı sonu itibariyle. Bunun dışında mevzuatta eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına alma yükümlülüğü tanımlanmış. Çevre görevlisinde yine yıllık rapor, adı çevre iç tetkik raporu olarak geçiyor. Bunun dışında aylık olarak faaliyet raporu ve aylık çalışma takvimi de bir önceki aydan çalışma planı hazırlanıp ön bildirim yapılıyor. İş güvenliği uzmanlığında ise yıllık değerlendirme raporu, yıllık raporun adı, aynı zamanda yıllık çalışma planı önden hazırlanıyor, bir sonraki yıla ait çalışmaların gösterildiği. İş güvenliği uzmanları biliyorsunuz onaylı defter kullanmak durumunda, önemli gördüğü konularda kayıt altına almak amacıyla. Ayrıca işverene sunulan yıllık eğitim planıyla da bir sonraki yılın eğitimlerini önden planlamış oluyor. Şimdi biraz daha görevlere gireceğiz. Affınıza sığınarak bütün mevzuat maddelerini olduğu gibi aktarmıyorum. Bazılarını özetledim buraya. Sizi de çok fazla boğmamak adına. TMG'nin görevleri öncelikle tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme ve konuyla ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek durumunda. İkincisi, tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyolu hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak durumunda TMG'de. Üçüncüsü de biraz önce de bahsettiğimiz yıllık faaliyet raporunu zamanında hazırlayarak her yılın Mart ayı sonuna kadar E-Devlet üzerinden bakanlığa sunmak zorunda. TMG'nin görevleri ADR'de biraz daha detaylandırılmış. Biraz önceki 3 temel görevdi. Bunun yanında diğer görevleri başlığı altında şunlardan da bahsedilmiş. Burada yalnız şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum size. Biraz önce de söyledim, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı şu an bir tebliğ ile düzenlenmiş durumda. Yalnız taslak bir yönetmelik geliyor. Tebliğ de ADR'de olmayan bazı ek yükümlülükler verilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına. Ki bunlardan bir tanesi de hayati bir tehlike olması durumunda, kendi konusuyla ilgili hayati bir tehlike olması durumunda işi durdurma ve onay vermeden başlatmama gibi ADR'nin tamamen dışında olan bir madde. Bunun gibi birkaç tane daha madde var. Bunlar eklenmiş durumda. Yeni yayınlanan taslakla birlikte bu hata ortadan kaldırılıyor ve direkt olarak ADR referans gösteriliyor. ADR'de ne tanımlandıysa odur ki biliyorsunuz zaten hukuki hiyerarşi açısından da uluslararası bir sözleşmeye tabiyiz. Dolayısıyla bizim yönetmeliğimizin üzerinde şu anda ADR'de yazan hükümler. Dedik ki diğer konular şunlar ADR'de tanımlandığı şekliyle. Taşınan tehlikeli malların tanımlanması ve sınıflandırılmasının yapılması işletmede. Danışman bu konuyu takipten sorumlu. Taşıma araçları satın alınırken zorunlulukların dikkate alınması. ADR'ye uygun araçlar konusunda rehberlik yapılması. Araçlarda bulunması gereken bazı ekipmanlar, donanımlar var. Bunlarla ilgili özellikle konu taşıma, paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma olduğunda bu donanımların kontrol prosedürlerini işletmede olup olmadığı, yürütülüp yürütülmediği konusunda takipten sorumlu. Aynen diğer görevlerde olduğu gibi, iş güvenliğinde ve çevrede olduğu gibi eğitim ve bilinç düzeyinin bu konuda iyi olduğuna dair teyit. Yine kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda acil durum prosedürlerinin uygulandığını teyit etmek durumunda
danışman ve ciddi kaza ve olaylar ve ciddi ihlaller ardından da konuyla ilgili bir araştırma yapması ve gerektiğinde bir rapor hazırlayarak işletme yönetimine ve bakanlığa konunun raporunu sunması zorunlu. ADR'de ciddi kelimesi net olarak tanımlanmış durumda. Neler ciddi kazadır? Hatta olaydır, kaza olması gerekmiyor. Bazı durumlarda çevreye verdiğiniz hasarın maddi boyutu bile bildirim için bir kriter olarak karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla burada yazan kelimelerin ardında ADR'de çok net tanımlanmış olan durumlar var. Kazalar ardından ve ihlaller ardından gerekli önlemlerin alındığına dair teyit, yine kontrol sahada gerektiren bir konu. Alt yüklenici ve üçüncü tarafların yine sisteme uygunluğuyla ilgili takip yapmakla yükümlü danışman. Taşıma sırasında bulunması gereken, araçta bulunması gereken belgeler ve güvenlik donanımlarının uygun olduğuna dair yine saha kontrolleri yükümlülüğü arasında. Son olarak da güvenlik planı dediğimiz ADR'de içeriği belli olan ciddi sonuçlara sebep olacak mallarla ilgili bir ön aslında iş güvenliği uzmanlığında birebir karşılamamakla birlikte bir acil durum eylem planı şeklinde bazı malları göndermeden önce hatta hazırlanması gereken bir güvenlik planından bahsediyor. Özetle TMG'de işletmelerde tehlikeli maddenin karayolunda taşınmasına yönelik olarak yapılan ambalajlama, tanka vesaire doldurma işlemi, tehlikeli maddeyi araçtan tanktan boşaltma işlemi, araca yükleme gibi konularda rehberlik yapmakla yükümlüdür. Bu rehberlik de ilgili mevzuatta belirtilen kurallara göre olmak zorundadır. ADR yaklaşık 1400 sayfadan oluşan bir uluslararası kurallar bütünü. Konu karayolunda taşınma ile ilgili sınırlı olmakla birlikte gördüğünüz gibi sevkiyatı etkileyecek olan ambalajlama bile, araca yükleme, araçtan boşaltma ve bu arada olabilecek her türlü kaza ADR'nin tehlikeli madde güvenlik danışmanının ilgi alanına giriyor. Hemen burada ilk olarak bir sınır, bir çizgi çekelim. Sevkiyat amacı dışındaki işletme içi faaliyetler görev kapsamı dışındadır TMGD'nin. Şöyle ki tehlikeli maddenin sınıflandırılması dışındaki laboratuvar faaliyetleri, kimyasalların karıştırılması, güvenlik tedbirleri, koruyucu ekipman kullanımı vesaire gibi konular tamamen TMGD'nin görev alanı dışında. Kimyasal depolama örneğin, depolama tesis içi yine bir süreç olduğu için ve direkt sevkiyata yönelik olmadığı sürece bununla ilgili detaylardan sorumlu değil. Üretim, tesis içi sabit tesisat ve borulamalardaki güvenlik tedbirleri gibi işin içinde kimyasal ve tehlikeli madde olmasına rağmen sevkiyata direkt etki etmeyen konular TMGD'nin görevi dışında. Altını çizmek gerekirse fotoğraflar üzerinden de konuşalım. Sabit boru hatlarındaki güvenlik tedbirleri örneğin. Tesis içinde kimyasalla ilgili çalışmalar ki örnekte görüyorsunuz tank içinin boyanmasıyla ilgili bir çalışma var. Tesis içi sabit tanklarda güvenlik tedbirleri ve tesisin içindeki kimyasal depoda olması gereken tedbirler bunlar TMGD'nin görev kapsamı dışında. Gelelim çevre görevlisine. Çevre görevlisinin de görevleri şunlar, özetlemek gerekirse. TMGD'de sevkiyata yönelik mevzuata uyum takibi yapılıyordu. Burada da çevre mevzuatına ama bu sefer yerel mevzuata uygunluk konusunda yükümlülükleri yerine getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak zorunda çevre görevlisi. Bunu da aylık faaliyet raporu ve yıllık iç tetkik raporları aracılığıyla bildirimini yapmış oluyor.
Yine çevre görevlisinin diğer bunu destekleyen görevleri, işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az %60'ına eğitim vermek zorunda yıllık olarak. İşletmede uygunsuzluk tespit etmesi durumunda giderilmesi için önerilerde bulunmak zorunda ve sonucunu takip etmek zorunda. Çevre mevzuatı da çok kapsamlı biliyorsunuz. Atık, su, katı atık vesaire atık yönetimi başlı başına çok detaylı bir konu. Bunların her biri çevre görevlisinin takip etmesi gereken birçok yönetmelik ve tebliğden oluşuyor. Çevre izinleri, herhangi bir faaliyet için biliyorsunuz işletmelerin çevre izinlerine veya lisanslarına ihtiyacı var. Bunların alınması, güncellenmesi, takibiyle ilgili bir sorumluluğu var çevre görevlisinin. Beyan ve bildirimler gerektiğinde ve periyodik olarak yapılması gereken beyanlar ve bildirimlerin takibi, denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri resmi kuruma sağlamak gibi çevre görevlisinin de alanı gayet net. İç güvenliği uzmanlığına gelirsek eğer, hepimizin bildiği gibi öncelikle rehberlik, işin planlamasından tutun da kişisel koruyucu donanımın seçimine, temini ve kullanımına kadar, test edilmesine kadar işverene önerilerde bulunmak, tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek, iş kazası meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılıp önerilerle birlikte rehberlik edilmesi, tabii ki ramak kala kazalarında bu kapsamda dikkate alınması. Yine risk değerlendirmesi, bu konuda ekibin bir üyesi olarak, yönlendirici olarak aktif görev alması, çalışma ortamı gözetimi var, iş güvenliği uzmanlığında biliyorsunuz, periyodik bakımlardan kontrol ölçümlere kadar planlama uygulamaları takip etmek, kontrol etmekten sorumlu. Yine doğal afet, kaza, yangın, patlama durumları için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, periyodik olarak bu konuda eğitim ve tatbikatların yapılmasını, pratiğin yapılmasını izlemek, kontrol etmek. Eğitim burada da diğerlerinde olduğu gibi var. Eğitimin daha önce planlanması, yıllık olarak planlanması gerektiğini konuştuk. Bu konudaki bilincin arttırılması ile ilgili çalışmalar var görev tanımında. Yıllık değerlendirme raporu dedik. İş sağlığı, güvenlik talimatları ve çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işveren onayına sunmak ve İSG katibe gerekli olan noktalarda bildirim yapmak. Bunun dışında iç birliği birkaç tane örnekle açılmış konu. İlgili birimlerle iş birliği hepimiz sonuçta ekibin parçasıyız. Benzer görevler yapıyoruz. İşimizin oldukça önemli bir kısmı iletişim ve iş birliğinden oluşuyor. İş güvenliği uzmanlığında bu biraz detaylandırılmış. İş yeri hekimiyle, iş sağlığı güvenlik kuruluyla, çalışan temsilcisiyle, destek elemanıyla iletişim, birlikte çalışma, iş birliği ve yıllık çalışma planlarının da yine iş yeri hekimiyle birlikte oluşturulup sunulması. İş güvenliği uzmanlığında biraz önce TMGD'de de örnek olarak vermiştim. Uygunsuzluğun makul bir süre içerisinde bildirilmemesi durumunda burada ekstra olarak bir de yazılı olarak kuruma, çalışma ve iş kurumuna, il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekten bahsediyor yönetmelik. Oldukça önemli bir madde. İş güvenliği uzmanı ayrıca yaptığı çalışmaları iş yeri hekimiyle birlikte biliyorsunuz onaylı deftere yazar gerekli gördüğü tüm konuları. Şimdi genel olarak biz görevleri bu şekilde tanımladık. Bu noktadan sonra istiyoruz ki sizin de katkınızla bu bilgilerin ışığında hep beraber biraz sonra göreceğimiz resimleri yorumlamak. Bazı alanlardan resimler göstereceğim size. Bununla ilgili birkaç cümle de söyleyeceğim. Ve sonra birlikte tartışmamızı rica edeceğim. İlk olarak burada bir kimyasal deposu görüyorsunuz. Kimyasal deposu birçok profesyonelin ortak
ilgi alanı olması gerekiyor. Konuştuğumuz alanlar olan PMG'de İGU ve çevre görevlisi açısından değerlendirirsek eğer, sizce bir kimyasal deposundaki sorumluluklar neler olabilir? Bunu birazcık açmak istiyorum. Mümkünse chat'e yazabilirseniz arkadaşlarım oradan da bilgileri alarak aktaracaklar. Bunun üzerine biraz tartışalım istiyorum. Ben birazcık yol açmak adına risk değerlendirmeden başlamak istiyorum. Mümkünse kimyasal deposunun planlamasından, nasıl olması gerektiğinden başlayarak risk değerlendirmeye her şeyin dahil edilmesi, zaten riskler ortaya çıktıktan sonra sıralamaya göre bu risklerin önlemlerinin kim tarafından, kimin görevine dahil edileceği biraz daha somutlaşmış olacak ama birçok konu var. Burada kimyasal deposuyla ilgili olarak mesela ne dedik? TMGD'nin ne kadarlık mesela sorumluluğu vardır? Yorumlar var mıdır? Mehmet Ali Bey, Emrah Bey? Birkaç bununla ilgili yorum var. Çiler Bey demiş ki güvenli depolama iş güvenliği uzmanı sorumluluğundadır. Şahin Bey, kimyasallar depolama matrisine uygun depolanmalıdır diye bir bildirimde bulunmuş. Aynı şekilde Mehmet Bey, yerleşim matrisine göre kimyasal madde dizilimi aynı şekilde olması gerektiğiyle ilgili bir bildiri de bulunmuş. Ebru Hanım, tehlikeli madde güvenlik danışmanının yok demiş görevi bununla ilgili. Etiketleme diye bir geri bildirim var. Birçok bununla ilgili hocam geri dönüş var. Yani aslında şöyle bir soru soracak olsak, aklıma hemen buna uygun bir soru geldi. Fotoğrafta görmüş olduğumuz kimyasal depolama alanında iki uyumsuz maddenin aynı rafta birlikte depolanmasında tehlikeli madde güvenlik danışmanının rehberlik yükümlülüğü var mıdır? Teşekkür ediyorum öncelikle soru için. Güzel bir noktadan başladık. Yorumlara çoğuna katılıyorum. Birazdan biraz daha detaylandıracağız. Öncelikle tabii ki dediğim gibi bu bir ekip çalışması. Yani bu bir, iki, üç kişinin sorumluluğunda olması mümkün değil. Buraya risk değerlendirme kapsamında makine mühendisinin dahil olup havalandırma vesaire konularının, işte havalandırma menfezin yukarıda mı olacak, aşağıda mı olacak, motorun gücü vesaire, o konulara iş güvenliği uzmanı da çevre görevlisi de TMG'de de hiç girmemeli diye düşünüyorum. Gittiğim işletmelerde bu konuların iş güvenliği uzmanları tarafından özellikle hesaplanmakta olduğunu görünce açıkçası yasal açıdan yaşanabilecek konular konusunda elimden geldiği kadar bildiklerimi anlatıyorum. Şimdi uyumsuzluk konusunda kimyasal reaksiyona sebep olabilecek bir yangın, bir patlamaya sebep olacak iki tane maddenin birlikte depolanması konusu. Ki risk değerlendirmenin de bir herhalde kimyasal depoda belki de puan olarak en yüksek çıkabilecek konulardan bir tanesi, en önemli konulardan bir tanesi, naçizane kendi görüşüm. Bu konuda TMGD'nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Çünkü tanımda da bahsettim, TMG'de sevkiyata yönelik olarak ve ADR'nin anlattığı önlemler kadar sorumlu. Bu da nedir? Birincisi, bu ambalajlar doğru mu? Sızdırmazlığa karşı, delinmeye, düşmeye, ezilmeye karşı gerekli testlerden geçmiş mi? Ve sertifikalı ambalaj mı? UNL'li ambalaj mı diyoruz? Bu noktada sorumluluğu var TMGD'nin. Öncelikle firmaya tehlikeli maddesini doğru bir ambalaja koyma konusunda yönlendirme yükümlülüğü var. Bunu yaptıysa, ambalajlar doğru, üzerinde işaretlemeler, etiketlemeler doğru. Ki tehlikeli madde ise üzerinde biliyorsunuz UNL numarasının olması gerekiyor. Öncelikle ardından tehlike etiketlerinin bulunması gerekiyor. Bunlar sağlanmış ise
Hangisiyle hangisinin birlikte depolanmayacağı konusu TMGD'nin alanı değil. Ancak ne zaman TMGD'nin alanı? Bu görmüş olduğunuz variller buradan alınıp araca yüklenmeye başladığı anda işte TMGD'nin araç üzerinde karışık yükleme yasakları dediğimiz konuda yönlendirme yapması zorunlu firmaya. Yani araç üzerindeki oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı ADR'de matrisler var. Burada neyle neyin birlikte taşınıp taşınamayacağını TMGD'nin açık olarak firmaya ifade etmesi gerekiyor. Şeyden hocam. Buyurun. Bir eklemede bulunabilir miyim? Bu da çok diğer sevinirim. Arkadaşlarımın da yani bilgisi olmasını istiyorum. Çok sevinirim. İki defa karşılaştığım bir durum bu benim. Birincisi hizmet verdiğim bir firmada başıma geldi. UNE sertifikalı bir ambalajla taşınması gereken bir tehlikeli madde maalesef UNE sertifikalı bir ambalajla taşınmıyor. Ve hatta şöyle bir yola gittiler başta. Tabii benim direktiflerim doğrultusunda UNE sertifikalı bir ambalaja konmasıyla ilgili bir firmayla görüştüler sonrasında. UNE sertifikalı olmadığını söylediğimde o UNE baskısını o ambalaja basarak bunu çoğaltsak ve sonrasında sevkiyata geçsek olur mu diye bir geri dönüş aldım. Tabii ki bunu kabul etmedim. Ama evet. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz sektörde. Hani bunu belirtmek evet. istiyorum. Evet. Yani bir danışman doğru yolu söylediği halde ya da UNE sertifikalı bir firmayla ya da UNE sertifikasına sahip bunu üreten bir detaylıcı bir firmayla firmasını tanıştırmasına vesile olmasına rağmen maalesef böyle bir dirençle karşılaşılabiliyor. Yani bu yüzden şuna dikkat edilmesini istiyorum. Özellikle iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın da dikkat etmesini istiyorum. Yani o gördüğümüz kodun da UNE sertifikalı bir ambalaj olup olmadığı konusunda bir şüpheye kapılmalarını ben isterim. Burada bir sorgulama yapmalarını isterim. O anlaşmanın olduğu firmayla TSE'den bu standardı aldığına dair bir belgelendirme olması gerektiğini düşünüyorum ayrıca. Bu şekilde bir dipnot bırakmak istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Bu noktada biraz şu bilgiyi de vermek lazım sanırım. UNE'li sertifikalı ambalaj sadece ambalajı üreten tarafından yerine getirebilecek bir şart. Yani ambalajı üreten bunu gerekli testlerden geçirip veya geçirtip doğru ambalaj olduğunu ispatlayabilirse TSE'den sertifika alabiliyor. Ve ambalaj üreticisi de bu ambalaja tehlikeli madde koyacak olan kullanıcıya sertifika ile birlikte bunu vermek zorunda. Dolayısıyla ambalajın üzerinde biz UNE damgasını görüyoruz ama mesela sertifika veremiyor ambalaj üreticisi. Dolayısıyla burada çok ciddi bir uygunsuzluk söz konusu olabiliyor. Dediğiniz örnekler piyasada mevcut, çok da cezası var. Hani mevzuatta bunun karşılığını görmedim ama herhalde uygunsuz damganın basılması firma kapatılmasına kadar gitmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlilerinin burada bilmesi gereken şey, eğer bir kimyasaldan, bir tehlikeli maddeden bahsediyorsak bunu konacak olan ambalajın sertifikalı bir ambalaj olması gerektiği ve bu ambalajı satın aldığınız firmanın, ambalaj tedarikçisinin size bu sertifikayı verme zorunluluğunun olduğu. O zaman üzerindeki damgayı görüp sertifikayı da gördükten sonra o ambalajı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben hocam şöyle bir sahaya gittiğimiz zaman tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak işletmede bulunan ve sevkiyata hazır halde tutulan ambalajlarda sertifikayı görüp ilgili kişilerden daha doğrusu ambalajı görüp UNE sertifikası, UNE'yi de gördükten sonra bunun sertifikasını istediğimizde bize herhangi bir sertifika verilmiyorsa şüphelenmeliyiz sanırım. Evet. Aynen öyle. Ya gerçekten sertifikalıysa onun bir dokümanla ispatlanabiliyor olması gerekir. Evet. Yani iş güvenliği ile ilgili konu burada çok geniş. Dediğim gibi risk değerlendirmesi çalışmasının sonucuna göre bunu çok genişletebiliriz. Buradan birçok konu çıkar. Kimyasal odası deposundan. Çevre görevlisinin biraz daha nispeten kısıtlı. Burada çevre kazalarına karşı alınması gereken net önlemlerden bir tanesi mesela altında sıvı sızıntı tavalarının olmaması.
Tabii ki bunları çok riskli kimyasal olup olmamasına göre biliyorsunuz ilgili mevzuatlar gereği bazı bildirimler var çevrede de. İşin o dokümantasyon tarafını kenara bırakırsak burada fiilen çevre adına yapılması gereken bazı işler de var, önlemler de var. Bunlardan bir tanesi de dediğim gibi sızıntı tavalarının olmaması ki bunlarda eğer ADR'li ambalajsa evet sızma, devrilme veya devrilse bile delinme ihtimali çok düşük olur ambalajın ama yine de ne olursa olsun böyle bir ortamda kimyasalların altında sıvı kimyasalların altında mutlaka sızıntı tavalarının olması gerekiyor. Var mıdır başka yorumunuz? Yani hocam... Ömer Bey buyurun. Buyurun, buyurun Emrah Bey. Bir örnek daha belirtmek istiyorum. Bu da küçük bir anekdot olarak kalsın. Yine IVC'lerde de hocam şöyle bir durum var. Yine ara periyodik kontrolleri var. TSE tarafından yapılması gerekiyor. Yine 5 yıllık ömürleri var IVC'lerin çoğunlukla. Bunda da mesela firmalarda hocam şu algı var. Yani TSE'ye gelip bana o denetimi verecek ya da atıyorum o belgeyi bana verecek ve benim maddemi sertifikalandıracak ya da ambalajımı sertifikalandıracak gibi bir algı da var. Bu şöyle bir yorum. Bu da firma kendi bünyesindeki kimyasalı ambalajcıya ambalaj maddesinin yine bir IBC ise bu. TSE tarafından bir yetkiliyi çağırarak ara kontrollerini ve işte atıyorum kullandığı ambalajın ömrünü bilerek bu doğrultuda yenisiyle değişimini sağlaması gerekiyor. Hani bu da yine UNES sertifikası ile ilgili olduğunu düşündüğüm bir noktaydı. Onu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Ara kontrollerden bahsediyoruz değil mi? Bir 5 evet, yıllık ana kontroller yanında bir de ara kontroller var. 2,5 yılda bir yapılması gereken. Yani 2,5 yılda bir bu ambalajın halen sağlam olduğu, sertifikasının halen geçerli olduğuna dair bir ara kontrol yapılması zorunlu dediğiniz gibi. Teşekkür ediyorum. Çok fazla vaktimiz yok. O yüzden müsaadenizle hemen ikinci resme geçmek istiyorum. Burada da bir kaza örneği üzerinden tartışalım. İki tane farklı kazamız var. Bir tanesi araçtan IBC indirilirken tehlikeli bir kimyasalın dökülmüş olması. Diğerinde de bir karayolu örneği görüyorsunuz. Karayolunda devrilmiş olan bir IBC'den boşalan kimyasal var. Burada kimin ne kadar sorumluluğu var? Şimdi ona bakmak gerekirse. Yine, ben bir giriş sorusu sorabilirim. Görselleri dikkate aldığımda hocam aklıma ilk gelen soru şu oluyor benim. Karayolunda dökülen bir kimyasal madde ile işletme içerisinde dökülen bir kimyasal madde arasında hangi profesyonelin doğrudan sorumluluğu var? Bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Bravo, evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi oldu. O konuyu da birazcık detaylandıralım. Şimdi tesis içinde tam olarak işlemin hangi süreçte gerçekleştiği önemli. Eğer tesiste bir binadan bir binaya örneğin forkliftle taşıma varsa herhangi bir şekilde karayoluna çıkma yoksa bu durumda ADR kapsamına girmiyor. Dolayısıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanının burada herhangi bir raporlama yükümlülüğü yok. Ancak sevkiyat yapan araçtan indiriliyor iken olduysa ki soldaki resimde ben arkada bir kamyon olduğunu görüyorum. Kamyondan indirilirken veya kamyona yüklenirken gerçekleşen bir kaza ise o zaman TMGD'nin de iş güvenliği uzmanlığında tabii ki çevre görevlisinin de sorumluluğu, yükümlülüğü var böyle bir olayda. Yani TMGD'nin nispeten konunun oluş şekline göre, nerede nasıl olduğuna göre görevi daha kısıtlı. Sevkiyata yönelik olması gerekiyor. O yüzden bunun altını çizmek istedim. İkincisi zaten çok net. Karayolunda gerçekleştiği için burada direkt olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ile ilgili bir konu. Yani bu ambalaj doğru bir ambalaj mıydı? Sertifikalı bir ambalaj mıydı? Doldurma oranı doğru muydu? Ara periyodik kontrolleri yapılmış mıydı? Araca doğru yüklenmiş miydi? Araca sabitlenmiş miydi? Diye sorulması gereken çok fazla soru var. Ki biliyorsunuz tehlikeli maddenin ne olduğuna göre de bazı özel kurallar var. Yani her bir asitle, bir siyanüre
veya bir toz maddeye aynı muamele yapılmıyor. Maddenin numarasına göre ADR özel hükümler veriyor. Dolayısıyla evet, iki farklı kaza, ikisinde de farklı profesyonellerin farklı görevleri var. Kaza raporlamayla ilgili bir kere eğer burada iş güvenliği uzmanıyla ilgili bir konu varsa, işte herhangi bir yaralanma varsa, sevkiyata yönelik sürücüyle ilgili vesaire, onun kaza raporlaması var. İş güvenliği uzmanında kriterler çok daha geniş, TMG'de de kriterler geniş. Dökülen madde miktarından tutun da yaralanmanın türüne kadar, dökülen maddenin bedeline kadar farklı farklı kriterler tanınmış. Bu kriterlerden bir tanesi tutuyorsa TMG'de bu kazayı raporlamak zorunda işletmeye ve E-Devlet üzerinden bakanlığa. Bir soru var. Buyurun. Karayolunu gerçekliği için tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tabii ki fakat alıcı ortama karışması da söz konusu gibi görünüyor. Bu noktada çevre danışmanı da konuya dahil olmalı diye düşünüyorum. Sizin fikrinizi alabilir miyim diye bir soru yöneltmiş. Evet. Doğrudur. Çevre görevlisinin de burada yükümlülüğü olmakla birlikte çok ilginçtir. Ben buna bir anlam veremiyorum ama çevre mevzuatında kaza sonrasında şu kadar süre içerisinde Çevre Bakanlığı'na bildirim demiyor. Ben bunu araştırdım. Lütfen hani ekstra bilgisi olan varsa lütfen söylesin. Kirlenmiş sahalarla ilgili bildirim var mesela çevre mevzuatında. Kirlenmiş toprak vesaire konusunda ihbarda bulunabiliyorsunuz. Ben burada böyle bir şey gördüm, risk gördüm veya böyle bir şeyden şüpheleniyorum diye bildirimde bulunabiliyorsunuz. Ama ADR'de, TMG'de de ve iş güvenliğinde olduğu gibi kazadan sonra şu kadar süre içerisinde şu bakanlığa bildirmek zorunludur ifadesini göremedim. Bence bu üzücü. Çünkü bir kere en büyük cezalar biliyorsunuz çevre cezaları. Yani tehlikeli bir madde toprağa, suya, havaya karıştığında bu bakanlık tarafından tespit edildiğinde milyon TL bazında ceza yiyebiliyorsunuz. Ama yani bunun bir yerde mutlaka tanımlandırılmış olması gerekiyor. Toprak için ayrı biliyorsunuz mevzuat var çevrede. Su için ayrı, hava için ayrı, hepsi için ayrı yönetmelikler var. Bu noktada hepsinde bu kaza sonrası bildirim yükümlülüğünün işverene verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bir soru da, vaktimiz var mı hocam? Vaktimiz çok gerçi ama. Acil durum ekipmanları var mı dediğim bir soru yöneltmiş Ebru Aydınal. Acil durum ekipmanları araçta var mı? Doğru mu anlıyorum? Evet, araçta acil durum ekipmanları var mıydı diye bir soru yöneltmiş. Yani şunu söylemek istiyor anladığım kadarıyla. ADR'de biliyorsunuz araçta bulunması zorunlu olan ekipmanlar var. Evet. Küreğinden kovasına, göz durulama sıvısından yeleğine kadar araçta bulunması gereken şeyler var, malzemeler var. Sanırım bunu kastediyor. Zaten TMG'denin görevlerinden bir tanesi de bunun araçta bulunup bulunmadığının teyidi. Yani bununla ilgili bir sistem kurulması, prosedürler vesaire ile, saha kontrolleriyle. Öncelikle araç yola çıkmadan bakalım ADR şartlarını sağlıyor mu? Bunun teyidini ilgili prosedürü, altyapıyı oluşturarak TMG'denin sağlaması gerekiyor. Evet, var mıdır başka yorum? Sanırım bir, yok. Şöyle bir yorum ve soru karışık var hocam. İş güvenliği uzmanı, şöyle Hilal Hanım'dan geliyor. İş güvenliği uzmanları da çok detay bilmeden bu saydığınız önemli başlıkları onay defteri yazarak işverene tebliğ ederse, yani depolama koşulları, kabul uygunluğu gibi, sorumluluğu sanki üzerinden atıyor gibi, biraz bilgi iş güvenliği uzmanını rahatlatır mı acaba diye bir soru yöneltmiş Hilal Hanım. Yani burada iş güvenliği uzmanı olarak TMG'denin görev kapsamındakileri raporlamak mı acaba kastedilen şey? Yani onu ben merak ettim. Hani eğer iş güvenliği uzmanının görev tanımında kapsamında yoksa, hı hı, burada
Hani onun herhangi bir kaza raporlama gibi bir yükümlülüğü yoksa, tabii ki bu sevkiyatla ilgili sorumluluğu varsa tabii ki, yani sadece onlar değil, risk değerlendirmesi biliyorsunuz kaza sonrasında güncelleniyor. Bu kazaya özel de yapılıp çalışmanın nerede eksik yaptık, neyi yanlış yaptık da bu kaza oldu, buna yönelik her yere gerekli bildirimleri yapılıp bundan sonrası için önlem aldırmak zorundayız. Her bir profesyonel için ayrı ayrı söylüyorum. Ya sanki hocam tamamen sevkiyattan ziyade ilerleyelim, biraz depolama koşullarında iş güvenliği uzmanı tarafından onaylı deftere yazılmasının daha uygun olacağı, yani tehlikeli madde güvenlik danışmanı kapsamında değil demenize biraz onunla ilgili bir geri dönüş yapmış. Yani biraz anladığım kadarıyla benim iş güvenliği uzmanlarını defteri yazmış olduğu evraklarla ya da tespitlerle sorunu üzerinden biraz atıyor ama tehlikeli madde güvenlik danışmanları hani sevkiyat ve sevkiyat kısmında biraz yetkin, depolama kısmında biraz yetkin değil gibi bir şey yazmış. Yani biraz farklı bir soru, öyle diyeyim. Soru, yorum karışık bir şey. Evet, hani çok net değil ama ben anladığım kadarıyla söyleyeyim. TMGD'nin zaten depolama kısmında konuya hakim olması gerekmiyor. TMGD'nin bahsettiğim konulardaki kontrollerini yapması yeterli ve bunu da mevzuatta yazdığı gibi her aşamasını raporlaması yeterli. Yani TMGD'nin söylemesine rağmen eğer doğru ambalaj kullanılmadıysa ve bu raporlarda tespit edilmişse adı üstünde danışman. Bununla ilgili daha fazla bir yükümlülüğünün olduğunu düşünmüyorum. Evet, müsaadenizle bir sonrakine geçebilir miyim? Buyurun hocam. Acil durumlarla ilgili çakışan yükümlülüklerimiz var. Görev tanımlarından da gördünüz, her birimizin acil durumlarla ilgili sorumlulukları var. Farklı pencerelerden bakmakla birlikte aslında aynı acil durumlardan bahsediyoruz. Bunu birazcık açmak lazım. TMGD'nin mesela konusu sevkiyat olduğuna göre TMGD ile ilgili acil durum ne olabilir? Araca doldururken, araçtan boşaltırken olabilecek mesela akaryakıt örneği üzerinden verebilirim veya bir asit örneği üzerinden verebilirim. Bizim yaptığımız şey tesislerde gittiğimde öncelikle bir acil durum prosedürünün olup olmadığını yokluyorum tesisin. Eğer var ise ADR ile ilgili yükümlülükleri kapsıyor mu? Yani acil durum kapsamına bu bahsettiğimiz türdeki kazalar alınmış mı? Bunlarla ilgili önlemlerden bahsediliyor mu? Bunları yokluyorum. Dolayısıyla TMGD'nin sıfırdan bir acil durum prosedürü oluşturmasına ve oluşturmasını sağlamasına gerek yok. Veya çevre görevlisi açısından söylüyorum. Ortada şirketin bir acil durumu varken çevre kazalarını buna dahil edip ADR ile ilgili kazaları dahil edip mevcut acil durum planının prosedürünün kapsamını genişletmek yeterli olacaktır. Bunu öncelikle teyit etmek zorundayız. İkincisi de bunun tatbikat tarafı. Üç tarafta da var. Yani iş güvenliğinde de var, çevrede de var. TMG'de de var tatbikat, pratik zorunluluğu. Dolayısıyla gittiğim tesislerde bu soru bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Biz sizinle ayrı bir tatbikat mı planlayacağız? Şimdi aynı iş gücünden bahsediyoruz. Aynı personeli siz bir kere çevre için, bir kere iş güvenliği için, bir kere de ADR için benzer şeyleri yaptıracaksınız. Tabii ki ne kadar çok tatbikat yaparsak o kadar iyi, o tartışılmaz ama mevcut planlanan kaynağı harcıyoruz. Hepimiz aynı kaynağı harcıyoruz o işletmede. Doğal olarak yapılabiliyorsa kapsamlı tatbikatlar taraftarıyım. Yani işin içine bir tanker dahil edip tankerden solventin boşaltılması sırasında hortumun çıkıp solventin yere akması ve o sırada işte statik elektrikten dolayı bir yangın çıkması dediğiniz anda olay hem TMGD'yi hem çevre görevlisini hem de iş güvenliği uzmanını ilgilendiren bir acil durum planlamasına giriyor. Ve biliyorsunuz gerçek hayatta acil durumları
sizin planlamanız, yönlendirmeniz mümkün değil. Bu gerçekten olabilecek entegre bir tatbikat. Hepsini dahil ederek personeli böyle bir olayı hazır hale getiriyoruz ve 3 mevzuatında gerekliliklerini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Birinci de birlikte çalışma konusundaki ekip ruhunu da maksimum kullanmış oluyoruz diye düşünüyorum. Evet, acil durumlarla ilgili de genel olarak söyleyeceğim bunlar. Çok daha detay var ama vaktimiz de sanırım dolmak üzere. Şu an saat 20 hocam. Vaktimiz daha var hocam. Yani devam etmek için bir 15 dakikamız daha var. Tamamdır. Zaten benim söyleyeceklerimi toparlıyorum. Son 15 dakikayı da soruya ayırmıştık. Zamanlama iyi oldu. Konuştuğumuz ortak konuları toparlamak gerekirse eğer, tatbikatlarımız dedik. Kimyasal yönetimi çok fazla değinmedim ama özellikle söylemek istiyorum. Bir tesise kimyasalın ilk sipariş aşamasından son tehlikeli atık çıkışına kadar bu 3 görevlinin, profesyonelin birlikte yapacağı çok şey var. Hatta başta söyledim, buraya kimyasal değerlendirme uzmanı da dahil etmek lazım aslında. Kimyasal siparişinin verilirken bir kere risklerin baştan öngörülmesi. Bu eğer tehlikeli madde ise baştan tespiti ve ona göre gerekirse muadili olmuyorsa, zorunluysa önlemlerin ona göre belirlenmesi. ADR'de bunun doldurma, boşaltma, paketlemesiyle ilgili öngörülen kuralların yerine getirilmesi. Ta ki bunun tehlikeli atık olarak pakete konup gönderilmesine kadar bu 3 profesyonelin yapacağı, birlikte yapacağı çok şey var. Dolayısıyla yine birlikte planlama söz konusu. Tehlikeli maddelerin doldurması, boşaltılması, ambalajlama, taşıma süreçlerindeki tedbirler yine birlikte oturulup konuşulması gereken konular. TMGD'nin her ne kadar bu konuda ADR'de yazdığı kadarıyla sınırlıysa da görevi, sonuçta ekibin bir parçası olarak bu tür çalışmalarda risk değerlendirme konusunda da TMGD'nin fikrinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Kaza konuştuk. Kazaların araştırılması ve raporlanması konusunda birlikte yapacağımız çok iş var. Bunlar sadece birkaç tane örnek. Sonuç olarak TMGD iş güvenliği uzmanı ve çevre görevlisi sinerjisiyle kazaları önlemek mümkün. Amacımız da bu zaten. Çevre ve insan sağlığını, güvenliğini korumak. Evet, soruları alabiliriz. Ben teşekkür ediyorum şimdilik. Teşekkür ederim. Allah'a sağlık hocam. Ben isterseniz başlayayım biraz. Yukarıdan başlıyorum. Evet. Bazı soru gelmişti. Bölümemesi adına çok araya girmemiştim hocam. Hafsa Hanım şöyle bir soru sormuş. İşletme içi faaliyetlerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı kapsam dışıdır. Konusunu biraz açabilir misiniz? Karayoluyla bağlantısı olmayan, üretim yapan fabrikalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırma zorunluluğu yok mudur demiş. Şimdi karayoluyla bağlantılı olmayan bir işletme herhalde yoktur. Yani direkt tesisten deniz yoluyla veya hava yoluyla gönderemezsiniz diye düşünüyorum. Mutlaka karayoluna çıkan, karayolundan gelen tehlikeli maddeleriniz mevcuttur. Öncelikle ne zaman TMGD zorunlu? Onu hemen özetleyeyim. Tesise giriş çıkış miktarlarına bakılmadan tehlikeli maddeniz varsa öncelikle bir faaliyet belgesi alıp sisteme kayıt oluyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı'nın sistemine kayıt oluyorsunuz. 50 tondan fazla tehlikeli maddeniz varsa da TMGD bulundurmak zorundasınız. Bunu öncelikle netleştirelim dedim. Evet. Soruyu bir tekrar hatırlatabilir miyiz? Tabii ki hocam. Yani karayolla bağlantısı olmayan üretim yapan fabrikalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı çalışma zorunluluğu yok mudur demiş. Yani öncelikle tehlikeli maddeye bakmak lazım. Tesiste tehlikeli madde olarak ne var? Bunun bir envanterini çıkarmak lazım. İkincisi, dediğim gibi miktarına bakıp o zaman karar verebiliyoruz. TMGD zorunlu mudur, değil midir? Çünkü bizde çevre ve iş güvenliğinde olduğu gibi sektörel ayrım yok. TMGD her sektörde, tehlikeli madde olan her noktada, tehlikeli maddeleri doldurma, boşaltma, yükleme, bakın sadece taşınma demiyorum. Konu hep taşıma deyince yanlış anlaşılıyor ama sevkiyat süreci bir bütün.
Yani siz bunu ambalaja koymaya kalktığınızda direkt TMGD'nin sahasına girmiş oluyorsunuz. Tehlikeli evet. maddeyi. Dolayısıyla oradan alalım. Yani bunu karayoluna çıkarmak amacıyla bir ambalaja dolduruyorsanız, yok bunu ambalaja doldurduğunuz hepsini tesiste kullanıyorsanız, tabii ki o noktada TMGD'nin yapacağı bir şey yok ama karayoluna yönelik bir sevkiyat sürecine yönelik işleminiz varsa tamamen TMGD'nin görüşü alınmak zorunda. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir soru var. Geçen yaz Adapazarı'nda havai fişek fabrikasından ürünlerin kolluk kuvvetlerce alınıp araçta patlaması tehlikeli madde güvenlik danışmanın alanı değil mi diye bir soru yöneltilmiş. İki tane kaza var biliyorsunuz orada. İlki tesis içinde oldu. O TMGD ile ilgili değil. Ama ikincisi ilgili. Orada da şöyle bir ayrıntı var. Silahlı kuvvetlerin alanındaki taşımalar muaf. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ihtiyacı resmi olarak yani yok aslında ama o olayda bizzat var. Yani orada bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulunup doğru tespitleri yapsaydı ben o kazanın önlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü direkt havai fişekleri araçtan indirirken gerçekleşen bir kaza o. Zaten hani yani söyleyecek çok şey var ama sonuçta yasal bir süreç. O yüzden çok fazla da şeye girmemek lazım, detaylara girmemek lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam bir soru daha var. Soruyu biraz çözümlemeye çalıştım. Tekrar bir okumak istiyorum önce. ADR'ye uygun bir araç sevkiyat sırasında bir sahada araca ait vincin yağ hortumu patlaması sonucu etrafa aracın yağı akıyor. Burada kimler konuyu detaylandırmalı ve raporlandırmalıdır diye bir soru var. Bu biraz geç kalmış bir katılımcının sorusu ama. Orada şimdi bir kere aracın üzerinde vinç varsa ADR onayı şöyle söyleyeyim. Vinç varsa bir kere ambalajlı taşıma yapıyor. Doğru mu söylüyorum arkadaşlar? Yani bir tanker tanklı taşımacılıkta bir kere ADR uygunluk belgesi sorulur araçlardan. Eğer aracın üzerinde bir vinç varsa ben bunun paketli yük. Yani bu bir paket derken ADR'de ambalaj derken tüp basınçlı tüpü de kastediyorum. Bir IBC'yi de kastediyorum veya bir koliyi de kastediyorum. Üzerinde vinç varsa bu ambalajla taşımaya yönelik bir araç olduğunu düşünerek ADR onay belgesi sorulmaz. Tank tipi olmayan, tanker olmayan araçlarda. Dolayısıyla aracın ADR'li olup olmaması neye göre karar veriliyor? Hani temel şeyler olacak tabii ki. Hani aracın tesise girişte ADR açısından yapılması gereken kontroller var. Yani aracın belgesini sormuyoruz. Ama aracın sızdırıp sızdırmadığı, üzerindeki malzemelerin ADR'ye uygun olup olmadığı ekipmanlar, yani malzeme derken öncelikle tehlikeli maddeleri kastediyorum. Tüpse tüpler uygun mu? Üzerinde ADR açısından olması gereken ekipmanlar doğru mu? Kişisel koruyucular da buna dahil. Hepsi listelenmiştir ADR'de. Sürücü SRC 5'li mi? Yani tehlikeli madde eğitim alıp sınavı geçmiş mi? Ve bazı evraklar var. O evraklarda araçta var mı? Bunu siz her seferinde kontrol ediyorsanız zaten tesise giren araçları ciddi anlamda bu noktada kısıtlamış oluyorsunuz. Her önünüze gelen aracı tesise almamış oluyorsunuz. Çünkü sonuçta tehlikeli madde taşıyor. Ama yine de girdi araç. Bütün kontrolleri tam. Her şeyi uygun. İçeride işte hidrolik hortum patladı. Bununla ilgili olarak şimdi bir kere tabii ki öncelikle iş güvenliğin alanına giriyor. Eğer bir yaralanma vesaire varsa hele de ortamda. Çevreyle ilgili bir yağ akması söz konusu. Çevreyle ilgili de kapsama giriyor. Eğer ADR açısından düşünürsek tehlikeli maddeyle ilgili bir kaza mıdır bu? Ona bakmak lazım. Sonuçta malzemeyi indirirken şeylerde herhangi bir malzemede herhangi bir hasar yok. Sadece aracın mekanik tesisatında var.
Bu durumda ADR TMGD'den kaza bildirimi bile istemiyor. Bunu bildirmene gerek yok diyor. Dolayısıyla bence burada o hortumun patlaması nedeniyle, çünkü tanker olsaydı bakın durum çok farklı olurdu. Tankerin o akışını sağlayan hortumda bir sızıntı vesaire deseydiniz çok farklı olurdu, ama burada söylediğiniz aracın, kamyonun hidrolik hortumunun patlamasının direkt TMGD ile ilgili olmadığını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Dediğim gibi ama bunu TMGD araç giriş çıkış prosedürlerini tamamen yerine getirdi. Her şey tamam. Bütün kontroller yapılmış. Bu şartla bu cümlemi sarf ediyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bir ekleme yapmak istiyorum. Benim açıkçası buradaki yorumum direkt hani aracın periyodik kontrolüyle ilgili. Yani iş güvenliği uzmanının hani doğrudan sorumluluğuna girdiğini düşünüyorum ben. Hani güzel evet. De sizden söylediniz hocam. Evet. Bir soru da şöyle. Murat Burak Aksoy. Buradan selam söylüyorum kendisine de. Güzel bir soru yöneltmiş. Üzerinde su bazlı boya tankı olan yol çizgi kamyonları için ADR kamyon olması zorunluluğu var mı? Teşekkürler demiş. Şimdi aracın türünü öncelikle iyi anlamak lazım. Yani üzerinde su bazlı boya tankı bulunan araç tam olarak nasıl bir araçtır? Yani bu bir tanker sınıfına giriyor mu? Eğer öyleyse ADR onay belgesi zorunluluğu var tabii ki bu aracın. Bir de bunun öncesinde de şunu sorgulamak lazım. Bu bir tehlikeli madde midir? Su bazlı boya deyince tabii bütün su bazlı boyalar tehlikesizdir demek istemiyorum. TMGD mutlaka MSDS'e bakar. Eğer tehlikeliyse ondan sonrasını planlar. Dolayısıyla burada belirsizlikler var. Tehlikeli madde midir? Bu bir tanker midir? Ona göre söylenecek birçok şey var tabii. Aslında hocam bununla ilgili Burak Bey hemen birkaç satır altta biraz daha açıklayıcı bir soru sormuş. Tiner bazlı yol çizgi boyası depolayan 1,5 metreküplük iki tankı olan yol çizgi kamyonları için ADR kamyonu olma zorunluluğu var mı demiş. Şimdi ADR'de araçların tanımı var biliyorsunuz. Evet. Yani ona bakmak lazım. Eğer bir tonun üzerinde olduğunda bir tankerse bu, bir tonun üzerinde bir sabit tankı varsa ADR'li olmak zorunda. Ama isterseniz daha detay verirseniz bana mail adresimi vereyim. Buraya detaylı sorularınızı atabilirsiniz. Ona göre biraz daha detaylı inceleriz, olur mu? Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Şöyle biraz daha altlarda sorulara bakıyorum. Çevre mevzuatı açısından işletmede kullanılan her türlü kimyasalın entegre çevre bilgi sistemi üzerinden bakanlığa bildirimde yükümlülüğü var mıdır diye Hükan Bey'e bir soru sormuş. Çevre mevzuatı açısından her türlü kimyasalın mı dediniz? Evet, her türlü kimyasalın. Şimdi bu noktada ben çok net bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yaklaşık 3 yıldır ben aktif olarak bu görevi yapmıyorum. Dolayısıyla mevzuatta güncellemeler vesaire var. TMG'de biliyorsunuz başka görev icra edemez. Her ne kadar şu an bakanlık pandemi nedeniyle bunu birazcık ötelese de biz başka görev yapamıyoruz. Dolayısıyla o mevzuatı güncel olarak takip etmediğimden bu konuyla bizzat çalışan arkadaşlara sorarsanız memnun olurum. Teşekkürler hocam. Güzel bir soru var. Bu yani tehlikeli madde güvenlik danışmanlığında bayağı bir kafasında soru olan bir soru. Başak Hanım'dan gelmiş. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak bir konuyu merak ediyorum. Tehlikeli kategorisine giren ürünleri bir firma ADR kapsamına uygun araçlarla gönderimini yapıyorsa, fakat bu nakliye firması başka firmanın mallarını da o aracı doldurarak toplu taşıma yapıyorsa, bir sıkıntı olması durumunda ceza işlem hangi tarafa uygulanır? Hangi ürünlerin ekstra yüklenen bir haberiz çünkü demiş. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir soru. Çünkü karışık taşıma oluyor. Yani hatta nakliye sektöründe çok olağan, çok sıradan bir durum. Sizin dört dörtlük mevzuata uygun malzemelerinizin yanına
tamamen uygunsuz malzemeler konabiliyor. Bunun tek çözümü, daha önce de bahsetmiştim, tesis giriş ve çıkışında tehlikeli maddelerinizin kontrolünü yaptığınıza dair kayıtlarınız. Yani tesisten çıkarken sizin mallarınız bir kere taşıma belgesiyle çıkmak zorunda. ADR formu da diyorlar. Artı tesisten çıkarken ADR'ye uygun olduğuna dair bir checklistin kontrollerin yapıldıktan sonra kontrol eden tarafından imzalanıp hatta bir de şoför tarafından da imzalanıp ben sizin malınızı tamamen ADR gerekliliklerine uygun bir şekilde teslim aldım diye imza atması gerekiyor. Dolayısıyla siz taşıma belgesini verdiniz. Üzerindeki ADR ekipmanlarını kontrol ettiniz. Sürücü SRC 5'liydi. Ama yola çıktıktan sonra sürücü indi, yerine başka belgesiz biri bindi. Belge de kayboldu. Taşıma belgesi de yok. Üstüne bir de uygunsuz başkalarının malzemelerini de koydu. Çok haklısınız. Yolda bir kaza olması durumunda elinizdeki tek ispat sizin tesis çıkışında yapmış olduğunuz kontroller ve sürücüden aldığınız imza. Yasal olarak bunlar sizi koruyacaktır. Yani hocam şöyle bir durumla başımıza gelmişti. Bir işletme işte gönderim sağlamadan önce şoförün yetkinliğini kontrol ediyor. İşte SRC5'tir vesaire tüm evraklarını, araçtaki tüm donanımları kontrol ediyor. Nakliye firması da bakıyor ki bu firma çok her şeye dikkat ediyor. SRC5'li şoförünü oraya gönderiyor. Yükleniyor araca işte oradaki ürünler. Araç fabrika dışına çıktığı zaman kenar köşede şoför değişikliği yapılıyor. Aynen, evet. Yani bu durumla çok karşı karşıya kaldığımız bir durum. Maalesef. Bildiğiniz gibi genelde işte o imzalarda o şoförün adı soyadı kimliğini kimlikteki adı soyadı imzası çok önemli bir durum ortaya çıkartıyor burada. Kesinlikle. Yani burada iki türlü uygunsuzluk var. Birincisi bu araç yolda denetlenirse bakanlık tarafından size de ceza kesilecek. Gönderen evet. Olarak çünkü biliyorsunuz ADR mevzuatında taraflara ayrı ayrı ceza kesiliyor. Diğerlerinden farklı olarak. Yani gönderene, taşıyana hatta sürücüye ayrı ceza kesiliyor. Evet. Düşük bir ceza kesilse bile firmanızın ismi kirlenmiş olacak. Bunun bedeli yok öncelikle. İkincisi de kazaya karşı çok ciddi bir yükümlülük altındasınız. Bu uygunsuz araç yolda bir de kaza yaptı düşünün. O zaman ayıklayın pirincin taşını. Yani hem çevresel açıdan verdiğiniz hasar hem insan hayatı söz konusu. Bir de ADR ile ilgili uygunsuzluklar söz konusu. Üç bakanlıktan ayrı ayrı ceza yiyebilirsiniz. Dolayısıyla TMGD'lerin bu noktada çok bilinçli olması gerekiyor. Tesislere giriş çıkış kontrolleriyle ilgili çok ciddi bir prosedür oluşturulması gerekiyor. Ve bunun da TMGD tarafından düzenli olarak takip ve kontrol ediliyor olması gerekiyor. Hocam aslında birkaç soruyu şöyle yapılıyor değil mi hocam? Hani bu aslında bu farkındalık eğitimleri ve göreve özgü eğitimlerin yanında güvenlikteki arkadaşlara da bayağı bir rol düşüyor gibi. Aracın ilk daha sahaya girmeden gerekli tesisat ve belge kontrolü yapılması açısından. Kesinlikle ama biz TMGD'ler olarak biliyorsunuz bu görevlendirmeyi yapamayız. İşletme yönetimleri bu görevlendirmeyi yapmalı. Evet bence de tesise girişte ilk temas noktası güvenliktir. Dolayısıyla tehlikeli madde kontrolleri öncelikle en azından temel taşlar güvenlik tarafından kontrol edilmeli ama bu konuda herhangi bir yaptırım gücümüz yok. Yani biz yönetime bunu öneri olarak sunmak zorundayız. Yönetim belki de diyecek ki benim güvenlik kapımda bunun için yeterli personelim yok. Personel bu konuyla ilgili zaten yaptığı iş dolayısıyla böyle bir yükü alamaz. Zaten yerimde yok. Araç park edip de orada kontrol edemez. Dolayısıyla araç tesise girecek. Ambarda kontrol edilecek kararını yönetimin vermesinden sonra TMG'de kime eğitim vermesi gerektiğine karar verecek. Yani güvenlik bu noktada sadece araçta sızıntı var mı yok mu konusunda eğer bir kontrol yapıyorsa çok fazla ADR ile ilgili ona anlatacağınız bir şey olmuyor. Temel taşları tabii ki anlatıyorsunuz ama esas içeride ana kontrolleri yapacak kişiye göreve özgü eğitim kapsamında çok daha detaylı bir eğitim vermek gerekiyor.
Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam, sorulara baktığım zaman sorular da artık sonlandı galiba ama birkaç soruda ortak bir nokta var hocam. 50 tonla ilgili birkaç soru gelmiş ve tekstil ve atıyorum silah imalathanesi olan bir firma olarak soru yöneltilmiş. Burada firmaların işte atıyorum farklı olması ya da atıyorum miktarın farklı olması TMG'de zorunluluğuna kapsıyor mu kapsamıyor mu şeklinde birkaç soru var sanki. Ya bununla ilgili değerlendirme yapılması gerekiyor. Dediğim gibi TMG'de öncelikle malzeme güvenlik bilgi formlarını esas alır. Malzeme güvenlik bilgi formlarını tarayarak nelerin tehlikeli olduğuna karar verir. Bunun ardından da evet sizin tesisinizde mesela işte 100 tane geçmiş yıl kayıtlarına bakılıyor. 2020 yılı içerisinde örnek veriyorum 100 tane kimyasal girişi olmuş. Bunlardan MSDS'lerini inceledik. 10 tanesi tehlikeli. İkinci aşamada bunların miktarına bakılır. Eğer o 10 tane madde 50 tonu aşıyorsa bir danışman bulundurma zorunluluğu doğuyor. Aşmıyorsa da yine Ulaştırma Bakanlığı'na başvurup bir faaliyet belgesi almak zorundalar. Tabii ki bunu da yine bakanlığın yetkilendirmiş olduğu danışmanlık firmaları aracılığıyla yapmak zorundalar. Faaliyet belgesini aldıktan sonra bir de muafiyet belgesi zorunluluğu var. Yani faaliyet belgesi sadece sizin tehlikeli madde ile iştigal etmenize verilen bir yetkidir. Bu tesis tehlikeli madde ile çalışabilir iznidir. Bunun ötesinde danışman bulundurma ikinci aşama. Eğer 50 tonun altında kalıyorsanız bunu da ispatlamak zorundasınız. Bu da yine ilgili firmalar tarafından sizde yapılacak bir tespit sonucunda evet bu firmanın tehlikeli maddesi 50 tonun altındadır diye sizin adınıza oluşturulacak bir raporun bakanlığa sunulması ve bunun da her yıl yapılması gerekiyor. Yani bu yıl 50 tonun altındasınız ama gelecek yıl 50 ton üzerine çıktınız diyelim. Dolayısıyla danışman yükümlülüğünüz doğuyor. Çıkmadığını ispatlamak zorundasınız. Teşekkürler hocam. Bir soru ben daha teşekkür ederim. Sormuş. Tek tek 50 ton mu yoksa toplamda 50 toplam. Ton mu? Toplam. Girdi artı çıktı olarak bakılıyor. Yani tesise giren çıkan tehlikeli madde miktarı ki tehlikeli atıklar da dahil arkadaşlar. Geçmiş bir takvim yılı içerisinde 50 tonu aştıysa eğer o miktar baz alınıyor. Yani her bir madde değil. Teşekkür bir soru daha var. Ya, söz alabilir miyim? Tabii buyurun Erkan Bey. Ya, tamam. Antalya'dan katılıyorum. Beşinci yılımı tamamladım. Şunu baştan söyleyeyim. Sonuna belki unutabilirim. Başından sonuna kadar sunumunuzda gerek ADR gerekse mevzuat yönünde tam olarak hiç eksiksiz idealleri duymaktan büyük bir haz duydum. Çünkü sahada çalışan danışmanın bunun %1'i kadar gerçekçi ve kurallara uygun istek ve faaliyetleri görmemesi kadar acı bir şey yok. Ki maalesef burada olumsuz telakki edebilirsiniz. Muhatabımız ben TMG'deyim. İş güvenliği ve çevreyle ilgili arkadaşlarımız dahil bu karmaşıklığı aramızdaki sınırları tam çizememeleri açısından da büyük bir ızdırap duyuyoruz. İşletmelerin hele ki böyle bir konuda bugünkü konumuzda hata yapması çok doğal. Tabii detaya girdiğinde çok konu var. Ben fazla uzatmayacağım. Kendi baktığım işletmelerimden size 3 tane örnek vereyim. Otel, hastane, patlayıcı madde şirketi. Patlayıcı madde şirketi TMFB'sinde yazılı alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, gönderen ve taşıyan bunların tamamını yaparken bir otel sadece gelen, tedarikçiden gelen malı almak ve boşaltmak, atık çıktığında da doldurmak ve göndermenin dışında aradaki periyotla biz bir yıl baş başa kalıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. ADR'nin taşıma ağırlıklı ve taşıma kelimesinin altında bir şemsiye gibi hizmet yaptığımızı düşünecek olursak
Bunu en önce iş güvenlik uzmanları ve çevre danışmanları, daha da sonra Allah kısmet ederse işletmeler öğrenirse o zaman mutlu olacağız. Ama biz de ne yapıyoruz? Bu sefer atıktan atığa gönderen, malzeme geldiğinde alıp boşaltan, bu konularda hata yapmadan işimizi yapıyoruz. Aradaki boşlukta da kendimize iş yaratıyoruz. Havuza gidiyoruz, havuzdaki kimyasallara bakıyoruz. Mutfağa gidiyoruz, mutfaktaki kimyasallara bakıyoruz. Otelin katlarına çıkıyoruz, hastanenin deposuna giriyoruz. Yani kısaca uzatmayayım, şurada bitireyim. Faaliyet alanlarımızın içerisinde depolayan veyahut da depolama diye bir kelime olmadığı için bu arada handikap yaşıyoruz. Ki karşı tarafın yaşaması çok daha doğal. Ama sizin söylediğiniz gerçekler, ADR ve mevzuat bizlere bir taşımaya hazırlık, taşıma ya da taşımayla ilgili bir görev veriyor. Bu ayrım çok kritik. Bunu hem sektörler, bakanlıkla ilgili temsilciler hem de işletmeler inşallah kısa süre içerisinde aşacağız, o duruma geleceğiz. Ben bir gerçeği vurgulamak için söz aldım. Kusura bakmayın uzattığım için. Teşekkürler Erkan Bey. Yok estağfurullah, çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Sağ olun yorumlarınız için. Hepimiz yaşıyoruz sahada. Hepimizin sıkıntıları var. Zaten bu sunumun amacı da oydu. Durumu ne kadar netleştirebilirsek, kaç kişiye ulaşabilirsek o kadar kârımız olacak. Görev tanımlarımızı net bilirsek, yani sahada en yeni olan profesyonel alan TMG'de bu konuştuklarımızın arasında. TMG'lerin çoğu da ne yaptığının çok fazla farkında değil. Bu da bir itiraf olsun. Maalesef sadece 64 saatlik bir eğitim yetmiyor bu iş için. Çok ciddi anlamda riskli bir konu. Sahada bizzat pişmek lazım. Kolay değil. Sadece 5 yıllık bir iş. Avrupa'da biliyorsunuz 1968'den beri var ADR. Avrupa tabii ülkeden ülkeye hepsi çok iyi mi uyguluyor? Hayır, orada da kötü örnekler var. Biz şu anda TMGDK Derneği olarak bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Ondan da bahsetmiş olayım bu vesileyle. Proje ortaklarımız Avusturya, İspanya, İtalya, Türkiye ile beraber. Benzer problemleri orada da görüyoruz. Yani konuşarak tabii ki çözeceğiz. Birlikte çalışarak çözeceğiz ama öncelikle görev tanımlarını netleştirerek çözeceğiz bazı şeyleri. Birbirimizin alanına geçiş yapmayarak ama birbirimizi de güçlendirerek, sinerjiyle birlikte. Yani gerçekten bir TMG'de görevini tam olarak kavramışsa kesinlikle tesiste yapacağı çok iş var. Yani TMG'de sadece orada bulunduğu sürece çalışmıyor. Orada bulunmadığında da bakın, ben şunu iddia ediyorum. ADR bir yönetim sistemidir. Tehlikeli madde taşımacılığı bir yönetim sistemidir. Yani ISO 14001 gibi, 45001 gibi, 9001 gibi ADR de bir yönetim sistemidir ve diğer yönetim sistemlerine entegre edilmek zorundadır. Aksi takdirde maalesef başarıya ulaşamazsınız. Bunu da tabii ki her yönetim sisteminde olduğu gibi üst yönetimi ikna ederek, yönetime öncelikle inandırarak yapmak zorundayız. Yoksa yaptığınız iş sadece kağıt üzerinde kalıyor. Bu da ayrı bir webinar konusu olsun Mehmet Ali Bey. Evet, kesinlikle. Daha çok webinarlarda buluşacağız inşallah. İnşallah. Hocam şimdi vakit de yavaş yavaş sona doğru geliyor. Birkaç son soru olmazsa alalım. Serpil Hanım bir soru sormuş. Kamuda tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve çevre görevlisi çalışma zorunluluğu var mı? Sorumluluk başladı mı? Diye bir soru sorulmuş. Şimdi biliyorsunuz TMG'de konusunda kamu ayrımı yok. Yani şu an mesela belediyeler vesaire birçok kuruluş TMG'de bulunduruyor. Evet. Sadece bazı kuruluşlar, biraz önce bahsettiğim gibi işte sivil savunma, askeriye vesaire gibi kuruluşlar stratejik önemleri nedeniyle onlar kapsam dışılar. Onun dışında ADR açısından böyle bir şey yok. Aramızda birçok çevre danışmanı var. Çevreyle ilgili soruları aslında onlara yönlendirsek daha da güzel olacak. Konuşmak isteyen olursa
Çevre danışmanlığı konusunda dediğim gibi ben aktif olarak son yıllarda yapmıyorum. Mevzuat güncellemelerini artık maalesef kendi yükümden takip edemiyorum. Teşekkür ederim hocam. Son ben bir sorunuz var. Ederim. Genel bir soru galiba bu ama statik elektrik riski tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsar mı diye bir soru sormuş. Sanırım bu boşaltım evet. esnasında olacak bir riski ifade etmiş kendisi. Evet, evet. Yani şöyle kapsar. Statik elektrikle ilgili ADR'de ayrı bir başlık yok biliyorsunuz. Ama konuların içerisinde uygulamalar arasında net olarak topraklama var. Bunda IBC dediğimiz ambalajın topraklamasından tutun da yanıcı madde taşıyan tankerlerin topraklamasına kadar bu olmazsa sevkiyat gerçekleşemez. Yani doldurma boşaltma işlemi başlayamaz. Dolayısıyla dediğim gibi statik elektrik bir iş güvenliğindeki gibi detaylı bir konu olarak işlenmez. Ama TMG'de bir kural olarak bilir ki o topraklamayı yapmak zorundadır. Yaptırmak daha doğrusu. Bizzat kendisi tabii ki yapmıyor ama evet. Bunun kontrollerini biraz önce bahsetmiştim. Araca yükleme boşaltmayla ilgili checklistleriniz olmak zorunda. Bu checklistlerde yanıcı maddeler için mutlaka olmazsa olmazlardan bir tanesi topraklama kontrolüdür. Çok teşekkür ederim. Hocam, ben devam teşekkür ediyorum ederim. Sorulardan. Buyurun. Bir havaalanında SMS uzmanı ve iş güvenliği uzmanıyım. Yakıt tankerleriyle ilgili TMG'de hizmeti aldık. Bu raporları ben istedim ama benle paylaşmadı. Firma sahibine sormam lazım dedi. Sizce bu mantıklı mı diye bir soru yöneltmiş bir arkadaşımız. Hayır. Hayır. TMG'de raporlarını paylaşmak zorunda. Yani diğer yetkilendirilmiş, diğer sertifika sahibi uzmanlık alanlarında olduğu gibi bizim görevimiz zaten işletmeyi aydınlatmak. Tuttuğumuz raporları, görüşlerimizi ADR kapsamında paylaşmak. Hani bu burada gizlilik yok. Konu tehlikeli madde. Sonuçta gizli olan ne olabilir? Bir soru daha var hocam. LPG sorumlu müdür ile TMG'de sorumlulukları çakışıyor mu? Şimdi zaten sunumun başından beri söylüyorum. Aslında aynı konuya farklı bakış açısıyla yaklaşan uzmanlık alanlarıyız. Topraklama vesaire konuları gibi tabii ki temas eden noktalar var ama LPG sorumlu müdürlük bambaşka spesifik bir alan. Yani ADR bazı noktalarda temas ediyor evet ama yani birebir eşleştiğini asla söyleyemeyiz. Var mıdır başka sorumuz? Başka soru yok. Saat de 10'u geçti. Dilerseniz kapanışı yapalım hocam. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni dinlediğiniz, sabrettiğiniz için arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Ağzına sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Sizin de sağ olun. Tüm katılım sağlayan arkadaşlara da değerli vakitlerini bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Risk Yönetimi Derneği ADR Uzmanlık Grubu adına bir sonraki webinarımızda görüşmek dileğiyle. Fotoğraf alabiliyor muyuz Mehmet Ali Bey? Hemen alayım bir. Kameraları açma şansı varsa uygun olan arkadaşların. Ben şu an telefonla bağlandığım için Emrah Bey isterseniz siz şeyden alın bilgisayardan. Ben de sadece 4 kare gözüküyor. Öyle mi? Tamam. Şimdi buradan... Tamam galiba. Bir dakika hocam. Ekranı büyütüyorum. Bir dakika. Ben de fotoğraf aldım. Açık olanlardan. Fotoğrafımız da tamamdır. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum. Detaylı sorularınız için ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.